Thank you.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar, Allah katında bunda hazırlanmış tatlarla alınacaklar. Az müminler, Yüce Rabbimizin isimlerinden bir değer El-Afdur. Rabbimiz mutlak adalet sahibi. Adaletin yegane kaynağı. O bütün varlıklara adaletle muamele eder. Adalet toplumu ayakta tutan en temel değerdir. Adalet vicdan sesidir, huzurun teminatıdır. Güvenin dayanağıdır. Adalet her hak sahibine hakkını vermek, aleyhimizde olsa da hakkı üstün tutmaktır. Daima hakkını yanında yer almaktır. Kıymetli Müslümanlar, adalet hayatın tüm alanlarına hakim kılındığı zaman gerçek anlamını bulur. Mümin her şeyden önce ailesine karşı adaletini gözetmelidir. Anne ve babasına, eşine ve çocuklarına şefkat, merhamet ve nezaketle davranmalıdır. Onlara söz söylememeli, kalplerini kırmamalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çocuklarımız arasında adaletli davranın emrini duyarak evlatlar arasında hiçbir konuda ayrım yapmamalıdır. Mümin, sorumluluğu altında kişilere karşı adil olmalıdır. Onların haklarını korumalıdır. Alın terini yok saymamalıdır. Mümin, ticaretinde adaletli elden bırakmamalıdır. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Verdim gözler kıstı ve rastlısın mizan. Ölçüyü doğru yap. Eksik tartmayın. İlahi ikazına bağlı kalmak. Değerli müminler, bugün kadın, erkek, çocuk, yaş demeden masum insanları katleden zalimler, yeryüzünde adaletin temsilcisi olduğunu iddia etmektedir. Son örneğini Filistin ve Gazze'de gördüğümüz gibi bunlar dünyada adaleti sağlayacak söylemiyle beldeleri, şehirleri, ülkeleri yaşanmaz hale getirmektedir. Kendi çıkarları uğruna insanın ahlaki tüm değerleri ince saymaktadır. İşlemiş oldukları tarihsiz zulümlerle, çıkardıkları büyük fitne ve fesatlarla nice acı ve gözyaşına sebep olmaktadır. Yeryüzünün düzenli bozan bu zalimleri Yüce Rabbimiz bizlere şöyle tanıtmaktadır. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileri çıkarmayın. İyi bilin ki onlar bozgucuların daha kendileridir. Fakat onlar anlamazlar. Az müminler, şu gerçek unutulmamalıdır ki dün olduğu gibi bugün de yeryüzünde adaleti İslam'a gönüllü bağlı müminler tesis edecektir. Yeter ki bizler kaybolan adaletin dünyamıza yeniden hakim kılmak için sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret edelim. Hayatımızı her alanda hakkı gözetelim. Hakikati dile getirmekten durmayalım. Kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun zalimin karşısında mazlumun yanında yer alalım. Geleceğe dair büyüklerimizi büyük tutalım. İlahi adaletin mutlaka tecelli edeceğine olan inancımızı asla yitirmeyelim. Hutbemi bir ayet-i kerime haliyle bitiriyor. Biz kıyamet gününde adalet terasları kurarız. Kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılanlar bir harman tanesi kadar dahil olsa adalet terasına getiririz. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Değerli müminler, Alanya'nın inşaatı devam etmekte olan cami ve kurslarla yardım toplanacaktır. Allah Teala yaptığınız ve yapacağınız yardımlar kabul etsin. Alayna sınav kelamına bina'l-iqlam, kelamullah melekin azizin anna, kemallahu ve tefara ve teala mükkela, idam ve ufara istemiyum halen sütkun alek turhamun, bismillahirrahmanirrahim, innen dine indallahi islam, Subhanallah.
Let